Evet, haftalık analizlerimize Ethereum ile başlıyoruz. Ethereum'u en son 15 Ocak'ta bıraktığımızda 1153 dolardı. Şu anda 1124 dolar, biraz yükseliş gözlemliyoruz. TL bazında ise şu anda 9244 TL seviyesinde. Teknik analizimize geçiş yapalım. Bakalım ne durumdayız. Teknik analiz grafiğimize geçiş yapalım hemen yukarıdan. Ve bakalım indikatörler veya son formasyon bize neyi gösterecek. Şu anda bakıyoruz ya, herhangi bir yeni formasyon oluştu mu diye. Buralar sanki bir üçgen yapacak gibi. Üçgen formasyonu zaten aslında çok kapanmış. Üçgen formasyonu diyemeyiz aslında buna. Herhangi bir grafik formasyonu oluşmamış. İndikatörlerden devam edeceğiz incelemeye. Bakalım indikatörler bize neyi gösterecek. Evet, başlıyoruz. CCI, Chuck-in ve Dios indikatörlerimizden. CCI bize şu anda hala sat emri veriyor nedense. Fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını gösteren bir indikatörümüz CCI. Şu ara arası çok açık olduğu için sapıtmış durumda olabilir. Fakat bunu şu anda ciddiye almayacağım. Para girişi. Para girişi bir önceki günlere göre azalmış. Bu şekilde azalma devam ediyor gibi aslında. Dikkatli olmak lazım. Yani CCI ile para girişi şu anda sat pozisyonunda. Diyoruz ki ise, yani Diyoz şurada nereden döneceği, dönmediği için şu an kestiremiyorum. Diyoz'da şimdilik çok bir sıkıntı yok. Yani bu indikatörümüz hala bize sat sinyalindeydi. Fakat al sinyaline yaklaşmış durumda. Sıkıntı var diyemem. Hareketli ortalamadan önce DMI'ımız var. DMI trendin, ADX trendin düştüğünü gösteriyor. Yani bu yükselen trendin düştüğünü, biraz daha yataylaştığını gösteriyor. Sinyalimiz al konumunda. Bu artı çubuğumuz, bu eksi çubuğumuz birbirinden uzak. DMI ve momentum güvenli indikatörlerdir benim için. Özellikle, daha doğrusu her trendde işe yararlar. DMI bana birçok bir şeyi gösterebiliyor. Yani trendin bittiğini, azaldığını gösteriyor. Fakat sat sinyali yok. Burada hareketli ortalama en son bana burada sat demiş. En son bir daha da al dememiş. Fakat çizgiler birbirine kavuşacak gibi gözüküyor. Kesin kavuşur, kesin kavuşmaz diyemem. Para girişi. Burada para girişinin düştüğünü görüyorsunuz. Trendimiz de aynen bu şekilde. Eğer bu trend yukarıya kırılırsa işler değişir. Kırılmazsa tam tersi yatay veya eksi yönlü olabilir. Ethereum yükselmesine rağmen, son zamanlarda toparlamasına rağmen al sinyalleri net bir şekilde hala gelmiş gibi değil. Parabolik sar sat sinyalinde hala devam ediyor zaten. Kapattık. RSI. RSI hala doygunluk seviyesinde 65 civarı. Biraz yataya girdi. RSI yatay trendin sağlam indikatörlerindendir. Burada sat sinyalini vermiş, al sinyalini hala vermemiş. Şuradan dönmüş ve yatay gidiyor. Net bir şey yok. Momentum ise yükselmiş ve düşüşe devam ediyor. Yani arkadaşlar, demem o ki, hani olumsuz yorum yapınca dislike'ler artıyor biliyorum. Fakat söyleyeyim, temkinli olmanızda fayda var. Yani şu anda Ethereum burada düştü, biraz çıktı. Zaten şu anda dirençlerde gidiyor, direnci kıramadı. Sadece temkinli olun diyorum. Onun dışında ekleyeceğim bir not yok. Kendinize iyi bakın.